Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Bu videomuzda sizlerle birlikte PlayStation Plus sisteminin yenilenen halini ve yeni versiyonlarını konuşacağız. Ne gibi seçenekler var, evet. Hangi fiyat segmentinde ne gibi özellikler sunuyor, bunlarla ilgili bir içeriğimiz olacak. Aslında daha öncesinde bununla ilgili birkaç video çıkarmıştık. Evet. Ana sayfamızda birkaç haber de hatta birkaç tane daha fazla haber biraz var. Biraz parça parça geldi bilgiler, evet. PlayStation tarafından. Aynen. Şimdi geçtiğimiz gün erişime açıldı. Birkaç gündür de kullandım, şöyle bir inceledim. Bu videoda da PlayStation Plus'ın yenilenmiş sistemine dair her şeyi bulacağız. Sizlere anlatacağız. Fiyatıyla, şunu da, bunu, her şeyini söyleyeceğiz. Başlayalım hemen, istersen. Hemen başlayalım. Bu sistem ilk başta ne? Bildiğin gibi Plus normalde aylık birkaç tane oyun veriyordu ve online tarafı erişim hakkı. Genelde de eleştirilen oyunlar oluyordu. Aynen, çok eleştirilen oyunlar oluyordu. Şimdi bunu da biraz da Game Pass tarafına biraz böyle bir döndüler. İşte 400, yani yüzlerce oyun diyelim çünkü oyunlar sürekli değişecek. Yüzlerce oyundan oluşan bir kütüphane var içerisinde. Aylık belli bir para ödüyorsun. O kütüphane sana açıyor. Ama bizim şu ana kadar kullandığımız Plus sistemi de aynı şekilde devam ediyor. Evet. Bu sistemin adı, yani bu bizim şu ana kadar kullandığımız sistemin adı PlayStation Plus Essential oldu. Üçe ayrıldı. Essential aynen. Giriş. Yani bu Essential'da yine aylık birkaç oyun geliyor ve online tarafa erişim hakkı kazanıyoruz. İkinci kısımda asıl orada heyecanlı kısım başlıyor. PS Plus Extra. Aynen. Burada da PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunlarının olduğu büyük bir kütüphane erişimi açılıyor. Bu bölgelere göre aslında değişiklik gösteriyor. Mesela Asya tarafında farklı oyunlar da varmış. Biz de baktığımızda, yani daha öncesinde videoda çekmiştik. İşte Spider-Man gibi, Death Stranding gibi PlayStation'ın birinci parti önemli oyunları ama eski oyunları. Yani şöyle eski. Çıkışından en az böyle bir 1,5 yıl geçmiş oyunlar. Bu özellikle şu ana kadar PlayStation sistemine hiç girmemiş, ilk defa girecek oyuncular için çok muazzam, büyük bir fırsat. Hani her oyunu tek tek almaktansa PS Plus Extra alıp pek çok oyunu, evet, sadece bir servis üzerinden oynayabileceksiniz. Müthiş bir aynen fırsat. Öyle. Burada tabii hemen şeyi de belirtelim. Mesela Game Pass'in en büyük avantajı neydi? Birinci parti oyunları ilk günden Game Pass'e ekleniyordu. Ama burada böyle bir şey olmayacak. Yani atıyorum mesela bu yıl içerisinde bir God of War 2, yani Ragnarok çıkması bekleniyor. Evet. O ilk günden bu sisteme dahil edilmeyecek. Büyük ihtimalle bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra falan eklenecek diyebiliriz. Onu da normal karşılamak lazım. Çünkü Sony, evet, tarafının yaptığı oyunlar genelde büyük bütçeli, aynen, hikaye tabanlı oyunlar olduğu için hemen, yani kolayca tüketilip bitiyor. Satışlardan da para kazanmaları lazım. Orada bu stratejiyi anlayabiliyoruz. PlayStation Başkanı Jim Ryan da zaten bununla ilgili şey söylemişti. Hani eğer biz böyle bir işe girişirsek oyunlarımızın bütçesini düşürmemiz lazım. Çünkü şu anki sistemle o parayı alamayız, yani kazanamayız. Şahsen oyun dünyasında böyle büyük yapımlar yapan da çok fazla yer olmadığı için ben böyle devam etmelerini tercih ederim. Yani büyük oyunlar görmeyi daha büyük öncelik benim için, öyle söyleyeyim. Yani bu PlayStation Plus Extra'da da Essential yine aynen var. İçinde ayrıca bir 400-500 oyunluk bir kütüphane erişimi açılıyor. Buradaki oyunları da hemen açıklamalar kısmına eklediğim linkten detaylı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. PlayStation oyunları dışında Assassin's Creed gibi Ubisoft'un oyunları da var. Yani tıpkı Game Pass ile EA Play arasındaki ilişki gibi ona benzer bir şekilde burada da Ubisoft'la bir ilişki var. Yani birçok stüdyodan birçok önemli oyun var. Şimdi buradan üçüncü kısma geçelim. En büyük paket. Yani PlayStation Plus Deluxe. Normalde bu premium olarak yurt dışında çıkış yaptı. Premium'un paketin içerisinde şu ana kadar saydıklarımız var. Ekstra bir de PlayStation Now hizmeti vardı. PlayStation Now hizmeti de biliyorsunuz bu cloud üzerinden oyun oynama sistemi. Ama o ülkemizde erişim açık olmadığı için bizde o kısmı çıkarttılar. Onun yerine Deluxe yaptılar. İsmi tek farkı da şu an yurt dışına göre fiyatı düşürdüler. Bu arada bizdeki dediğimiz sadece bize özelliği ya, PS Now'ın olmadığı ülkeler. Yani aynen, PS Now'ın olduğu ülkelerde premium, olmadığı ülkelerde Deluxe, tek farkta PS Now yok arada. Aynen ve fiyat düşürüldü. Hani evet. Now sistemi olmadığı için. Tabi burada şöyle bir içerik farkı da var. İşte o ilk iki plandaki tüm oyunlar, tüm özellikler bulunuyor. Ayrıca PlayStation 1, PlayStation 2 ve PSP'nin oyunları da bu Deluxe. Ya orası işin en güzel kısmı ama daha önceki videomuzda da oyunlara bakmıştık. Yeterli oyun yok bana kalırsa orada. Yani daha fazla, evet, PlayStation 1, 2 oyunu, daha böyle bilindik klasikleri görmek isterdim. Mesela o zamanda PlayStation Classic diye bir konsol çıkarmışlardı. PlayStation 1'in minyatürü gibisinden. Oradaki oyunlar gibi bir oyun listesi. En azından belki hatta ondan daha fazlasını görmeyi isterdim ben o tarafta. Ya zamanla eklenecektir diye düşünüyorum ki tüm bu sistem için şu da açıklandı. Buraya oyunlar aynı Game Pass'te olduğu gibi işte eklenecek, çıkartılacak şeyler olacak. Hemen fiyatlara geçelim. Fiyatlar en önemli çok kısım. Önemli. Aslında bu sistem çok yeni, yani ilk kez gördüğümüz bir sistem değil. Evet. Game Pass'te gördük aynısını. EA Play'de de buna benzer bir şey var. Ama burada sanıyorum ki hepimizin ilgisini çeken, hoşuna giden şey fiyatlar oldu. Evet. PlayStation Plus Essential dediğimiz, yani o düz paket, hiçbir farkı olmayan, aylık 40 lira, 3 aylık 100,
yıllık da 240 lira. Yıllık fiyat gayet iyi. Yani yıllık aldığın zaman aslında 6 aylık fiyatına yıllığı almış oluyorsun. Gibi, evet. Evet. 40'tan hesaplarsan 6 kere 4, aynen, 24. Doğru. Ama bu Plus Essential'da çok bir şey yok. O yüzden hani... Bu arada yurt dışı fiyatları göre, hani euro dolar kuruna göre evet, baktığınız zaman normalde yıllık PlayStation Plus 60 dolar, aynen, 60 euroydu. Bizim tarafta çok çok ucuz, bunu söylemeyeyim. Neyse bunu kaldıralım, duymasınlar videodan. PlayStation Plus ekstra var. Dediğim gibi bu büyük oyun kataloğunun geldiği, PlayStation 4 ve 5 oyunlarının geldiği katalogda. Burada aylık 60, 3 aylık 165, yıllık da 400 lira. Bu hani aylık olarak baktığında 60 böyle bir acaba çok mu gibi düşünüyorsun ama yıllık 400 lira çok iyi. Bu da 10 aylık PS Plus Essential parası ve kendi içine matematiğini yapıyorum sürekli ama yine uygun hatta. Yani birazdan Deluxe'de konuşalım. Şimdi o zaman esas ortaya çıkıyor. Buna 400 lira vermişken Deluxe paketi, yani her şey, PlayStation Now hariç PlayStation çıkardığı tüm servislerin olduğu sistem çok daha mantıklı. Çünkü onun fiyatı da şöyle. Aylık 70, 3 aylık 190, yıllık 460. Yani ya 60 arada lira sadece 60 lira var. Hani daha önceki videoda da bahsetmiştim. Tamamen bu sinemalardaki mısır satışı gibi. Aynen. Küçük boy 8, orta boy 11, büyük 12. Yani almışken büyük alayım diyorsun. Aynen. Ya bunda da öyle. Almışken Deluxe almak bir de genelde herkes PS Plus. Ben şahsen mesela PS Plus üyeliğimi yenileyeceğim zaman genelde indirimleri beklerim. İşte Black Friday'i beklerim, yaz indirimlerini. Çünkü öyle olduğu zaman çok daha ucuza geliyor. Bu tarz indirim dönemlerinde belki PS Plus Essential'ın yıllık fiyatına Deluxe bile alabiliriz. Yani indirim dönemlerinde tabii, bu fiyatlar daha da uygun olabilir. Ki bu halde yine bu halde uygun. Çok uygun ama şunu da söylemekte fayda, her geçen gün bir şeylerin fiyatı arttığı için ne yazık yani ki. Bir ay sonra, ya bir ay gibi kısa bir sürede zam geleceğini sanmıyorum ama hani fiyatlar böyle kalmayabilir, dolar böyle giderse. O yüzden yapacak bir şey şeyi yok. Şeyi de söyleyelim, mevcutta diyelim ki devam eden 1 yıllık, 2 yıllık PS Plus aboneliğiniz, aynen, var. Bu aboneliğinizde PS Plus Essential'a geçiş yapmış oluyor otomatik olarak. Sizin burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Yani eğer yükseltmek istiyorsanız da aradaki farkı ödüyorsunuz evet, sadece ve sonrasında direkt o da güzel geçir, bu arada. Evet, bu da gerçekten iyi. Burada aslında o zaman son bir soruyu cevaplayalım ve videomuzun sonuna gelelim. Zaten dediğim gibi birçok video hazırladık bununla ilgili. İzleyicilerimiz de biliyor. Bu yeni sistemi daha önce PlayStation'ı olmayan birisi için yani kesinlikle için tavsiye. Bir de mesela şu an kendin için konuş. Kendim için alınır mı alınmaz mı soruyu en önemli maaşlar yaptırsa alırım gibi. Yani alınabilir de alınmayabilir de. Yani çok kişisel bir durum. Hani hiç oynamadıysan ve giriyorsan tamam kesin al da, diyelim ben o PlayStation klasiklerin hepsini oynadıysam bana pek bir şey cezbetmiyor yani benim açımdan. Aha. Ama hani geçer miyim? Belki eski oyunlardan sebep, hani eğer istediğim böyle bazı klasik oyunlar, PlayStation 1-2 dönemindeki oyunlar da o listeye eklenirse kütüphaneye, o zaman daha bir düşünebilirim. Benim için cazip kılacak nokta orası olur. Anladım. O senin zaman, için? Hemen ben de cevap. Eğer ya şey konusunda zaten hemfikiriz. Daha önce hani bu oyunlarda oynadıklarınız tabii varsa, şu an bir tane zaten PlayStation'ın 600-700 lira. Buradaki paket yani, 400 yani lira. Bir, öyle 3-5 tanesi değil, bir tanesini bile hakikaten oynamamış olsanız sadece bu paketi alarak aynen, hepsine sahip aynen oluyorsunuz. Yani o yüzden o kişileri çok rahat önerebiliriz. Kesinlikle. Ama bizim gibi hani çok da yani az oyun kaçıran insanlar için söylemek gerekirse şöyle diyebilirim. Ya ben aldım mesela. Öyle diyeyim demek. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Neden aldım? Şöyle içinde gerçekten oynamadığım birkaç oyun var veya tekrar oynamak isteyeceğim bazı oyunlar var. Bunları da oynamak için aldım. Çünkü 460 lira evet gerçekten çok ucuz. Yani böyle PlayStation'a para almışız gibi oldu ama almadık. Yok ya. Zaten o kaçınılmaz bir şey. Yani PlayStation'la ilgili bir içerik yapınca Xbox'çılar, Xbox'la ilgili yapınca PlayStation'cılar yani hep altta tartışabilir. Xbox Game Pass de çok güzel bir sistem. PlayStation Plus yani Deluxe. Bizim burada olayımız size haber vermek, durumlardan bilgilendirmek. Aynen. Yani bu da yakın gibi dönemde en önemli gelişmelerden bir tanesidir aynen PlayStation öyle tarafında. Yani içinde atıyor ya bir tane iki tane oynamadığın oyun varsa ki bence bizim bile var. Mutlaka sizlerin de vardır. Bir tane iki tane bile oyun varsa yıllık alıp oynayınca zaten çıkartıyor, kendi parasını yani çıkartıyor. Yani bitti gitti. Ondan sonra ne bileyim part ve hani sürekli oyunlar ekleneceği için ilerleyen süreçte çok daha güzel oyunlar, hiç oynamadığınız oyunlar gelebilir. Umarız. Diyelim o zaman. Ve videomuzun sonuna gelin. Bu videolukta bizden bu kadar diyelim. Bu videolukta bizden bu kadar. Siz PlayStation Plus'ın bu yeni sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.